Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Sipe Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Sipahioğlu. Nezih Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nezih Sipahioğlu'yla bugün e-para sektörünü konuşacağız biraz. Sektörde son dönemde neler yaşandı, önümüzdeki dönemde neler bekleniyor? Yine dijital ödemeler ve e-ticaret sektörünü konuşacağız. Mobil cüzdan çok gündemde ve özellikle de güven için çok önemli bir konu. İnternet alışverişlerinde mobil cüzdanı konuşacağız. Bir de tabii ki açık bankacılık uygulamalarını konuşacağız. Nezih Bey, bütün bunlardan önce biraz CP'yi konuşmak istiyorum ben. Çok genç bir şirketsiniz açıkçası. Elektronik para şirketleri son dönemde çok fazla arttı sayısı. Siz 15. olarak sektöre girmişsiniz. 2019 ortasından lisans almışsınız. Şu anda da 18 firma var. Evet. Biraz kendinizi ve firmanın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Fintechler çünkü Türkiye'de son dönemde herkesin gözünün üzerinde olduğu ve beklentilerinde yüksek olduğu şirketler. Şu anda kaç kişilik bir ekip var? Ortaklık yapısı nedir? Nasıl bir kuruluş hikayesi var? Evet. Aslında öncelikle ben üniversite hayatımdan anlatmaya başlayayım. Ben Londra'da üniversite eğitimi alırken uluslararası birçok fintech kuruluşuyla yakından çalışma, işbirliği yapma fırsatı buldum. CPay'in de ilk tohumları orada atıldı diyebiliriz. Hep bir hayal kuruyorduk. Neden global dünya çapında kullanılan bir Türk fintech girişimi olmasın diye. Bizim kuruluş hikayemiz orada başladı. Yaklaşık 10 kişilik bir ekiple kurduk burada, alanında uzman. Şu anda da yaklaşık 30 kadar çalışma arkadaşımız mevcut. Şirketin tek hissedarıyım. Şu anda elektronik para ve ödeme kuruluşu lisansımızı alalı yaklaşık bir yıl oldu. Bizim ilk etapta kısa vadeli odaklanmak istediğimiz nokta elektronik para ve sanal POS alanında. Daha sonra orta ve uzun vadeli planlarımız da var. Sizin de değindiğiniz gibi şu anda sektörde 18 adet lisanslı elektronik para ve ödeme kuruluşu var. Fakat ben henüz daha bir rekabetin başladığını, sektörün doygunluğa ulaştığını düşünmüyorum. Yakın zamanda özellikle nüfusu oranla ve bankacılığa ulaşılamayan insan yüzdesini düşündüğümüzde bu sayı daha da artacaktır. Tabii belli bir doygunluğa ulaştığı zaman da çeşitli birleşmeler veya sektörden çıkışlar da göreceğiz diye düşünüyorum. Bu söylediğiniz aslında önemli çünkü biraz da Türkiye'deki fintech sektörüne ilişkin şöyle de bir eleştiri var. Genelde benzer işler yapılıyor. Belli bir noktada öbeklenme var diye. Sizinle yayın öncesi konuşurken de aslında birçok hizmeti verme adına bu şirketi kurduk diye bahsetmiştiniz. Bu açıdan baktığımızda gerçekten o eleştirilere katılıyor musunuz siz de? Aslında doğru, haklı eleştiriler var. Özellikle aynı alanda odaklanmış şirketler var ve maliyet odaklı gittikleri için de diğer alanlara büyüyemiyorlar. Biz bu alanda ilk başta girerken de sonuçta bir regülasyon varken biz buraya girdik. O yüzden belli başlı hazırlıklarımız olmak zorundaydı. Biz birkaç odak noktamızı birleştirerek daha geniş bir yelpazeye çözüm sunmak istedik. Bu noktada finansal kuruluşlar özellikle ulaşamadığı kitleye hitap etmek istiyoruz. Finansal enstrümanları hayatında ilk defa kullanacak insanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Biraz o yargıları yıkmak istiyoruz aslında biz şirket olarak. Peki şimdi lisansı aldınız, kısa bir süre sonra da Covid-19 salgını bütün dünyada karşılaştık. Türkiye'de bununla ilgili ciddi hem ekonomik anlamda hem sağlık sağlık anlamında sıkıntı yaşadık yani. Dünyada yaşayan ülkelerden biriyiz her ülke gibi. Dolayısıyla bu süreç sizi nasıl zorladı? Hani yeni kurulan bir şirket için zorlayıcı oldu mu? Yoksa tam aslında bu dönemde dijital taraf için de ekonomik boyut anlamında bir fırsat da ortaya çıktı. Nedir? Online harcamalar arttı, dijital para ödemeler arttı, e-ticaret kullanımı arttı. Bütün bunlar sizin kısa zamanda belli bir ölçüye yakalamanız adına bir avantaj da oldu mu? Tabii, yani şimdi öncelikle şahsi fikrim keşke böyle bir süreç hiç yaşanmasaydı. Kesinlikle. Maalesef ki yaşadık. Tabii ki bu her sektörü, özellikle dijital ödemenin olduğu ve elektronik ticaretin olduğu her sektörü pozitif anlamda etkiledi. Öngörülemez bir büyüme yaşandı. Aslında bu süreç zaten yaşanacaktı ama Covid-19 bunu birazcık daha hızlandırmış oldu. Biz de tabii ki bu anlamda pozitif olarak etkilendik. Gerek iş hacmimiz, gerek çalışan sayımız öngöremediğimiz bir şekilde büyüdü. Hatta biz lisansı alırken mevcut ofisimizde minimum 2 sene daha devam etmeyi düşünürken şu anda yakın bir zamanda çalışan ve hacim büyümesinden dolayı daha büyük ve daha yeni bir ofise geçeceğiz. Burada bahsettiğim gibi bu süreçte hedeflerimizi de revize etmek zorunda kaldık. Keşke bu süreç yaşanmasaydı ama bizim gibi sektörlerde pozitif etkisi olduğunu söyleyebilirim. Peki şimdi mobil cüzdan konusuna gelmek istiyorum. Yani bu mobil cüzdan konusunda ne gibi yatırımlarınız var ve ne gibi ürünleriniz var? Bu alanda bir de çok oyuncu var.
az önce farklılaşmaktan bahsettik, evet. Sektörde bu alanda nasıl farklılaşmayı düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi burada biraz bizim şirket olarak 360 derece çözüm dediğimiz bir enstrüman var. Bundan bahsetmemiz lazım. Biz burada şirket veya bireysel kişilerin farklı enstrümanlar, finansal enstrümanlar kullanmadan tek firma ile mümkün olan tüm işlemlerini gerçekleştirmelerini istiyoruz. Buradaki odak noktamız da sadece bireysel kullanıcılar değil, aynı zamanda kurumsal müşterilerimizi de cüzdanımızı kullandırmak istiyoruz. Tasarladığımız cüzdan yapısıyla birlikte transfer şahıs veya şirketler birbirlerine transfer yapabildiği gibi direkt cüzdandan harcama seçeneğini de koyuyoruz. Buradaki amacımız insanların veya kurumların cüzdandan aynı zamanda harcama da yapacağı ve mümkün oldukça daha az enstrüman kullanarak daha rahat, daha basit bir program sağlayacağı bir sistem üstünde düşünüyoruz. Aynı zamanda buna bağlı sadakat, loyalty programlarımız da olacak. Zamanla buradaki anlaşmalarımızı da üye işyerleriyle genişleteceğiz. Peki bu biraz mobil cüzdan kullanımının önemini ve faydalarını nedir diye sorsam biraz açabilir miyiz onu? Tabii. Şimdi özellikle yine bu korona sürecine değinmem gerekecek. Nakit paranın ortadan kalkmasıyla alakalı insanların işte veya bir cüzdanında 5, 6, 10 kredi kartı veya normal hesap kartı taşıması yerine mobilden ödeme yapması her zaman daha avantajlı. Burada biz iki tarafında kazanabileceği bir ortam yapmaya çalışıyoruz. Hem kullanıcılar için işlemi basitleştirirken ve enstrümanları azaltırken aynı zamanda da belli başlı indirim programlarına dahil ederek kurumsal işletmelerinde toplu müşteri edinimini kolaylaştırıyoruz. Yani iki tarafında aynı enstrümanı kullanarak birbirine win-win şeklinde avantaj sağlayacağı bir sistem tasarlıyoruz. Peki şimdi geçtiğimiz yıl yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayıydı. E-para şirketleriyle ilgili yetkiler, sorumluluklar belirli kadar Merkez Bankası'na geçti. Dolayısıyla bu da özellikle sizin sektörde büyük bir heyecan yarattı, beklentileri yükseltti. Her ne kadar arkasından Covid salgını gelse de bilmiyorum ne kadar sektörün beklentileri şu ana kadar karşılandı. Ama hani beklenti çok yüksekti. Benim sizin sektörde konuştuğum şirket sahipleri, yöneticiler çok daha olumlu olduğunu, çok daha faydalar sağlandığını bu yetki devrinin bahsettiler. Sizce nasıl etkiledi ve önümüzdeki dönemde bu etkilenmenin nasıl değişeceğini, gelişeceğini düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle 1 Ocak 2020 itibariyle biliyorsunuz bu yetkiler devroldu. Ben şuna değinmek istiyorum. Türkiye dışında dünyanın birçok yerinde bankacılık deneyimi yaşama fırsatı buldum. Ve burada da Türkiye'de bankacılık sektörünün özellikle teknolojik anlamda çok ileri olmasının farkına vardım. Bunun da en büyük sebeplerinden biri BDDK'nın şu ana kadar çıkarttığı mevzuat ve regülasyonlar sayesinde Türkiye'de bankacılığın çok iyi yere getirdiklerini düşünüyorum. Ayrıca söz konusu yani elektronik para ve ödeme kuruluşlarının lisanslanması konusunda da kanun çalışmasını ilk BDDK bundan 5 yıl önce titizlikle yaptı ve sektörün farkındalığını ortaya çıkarttı. BDDK bu konuda aslında dünyada açık ara en önde gelen kurumlardan bir tanesi, evet. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ve şu ana kadar yapması gerekeni bence layığıyla yaptı ama sizin de bildiğiniz gibi dünyanın birçok yerinde bizim gibi kuruluşlar merkez bankalarına bağlı. Biraz burada da bence dünyaya ayak uydurma açısından yetkilerin Merkez Bankası'na devre olduğunu düşünüyorum. Merkezin de bu yetkileri devraldıktan sonra çok titizlikle çalışıp iyi bir ekiple bizim önümüzü açacağını ve bu alanda ciddiyetle sektörü daha da ileriye taşıyacağını düşünüyorum. İlk izlenimlerimiz gayet olumlu. Bizim de büyük beklentilerimiz var. Umarım bütün sektör için olumlu gelişmeler olur. Peki hazır BDDK Merkez Bankası konuşurken kamu tarafının yani yeni bir fintech şirketi kuran bir genç bir girişimci olarak diyelim. Kamu tarafının yaklaşımı fintechlere nasıl sizce? Kamu tarafı gayet olumlu bakıyor aslında bu noktada. Yani kamudan ben şimdiye kadar herhangi bir zorlukla karşılaştığımızı söyleyemem. Fakat burada biliyorsunuz ki bizim olmazsa olmaz çalışmamız gereken bir de bankacılık tarafı var. Bankacılık tarafından genelleme yapmak belki yanlış olur burada ama bazı bankalar fintechlere rakip gözüyle bakıp zorluk çıkartabiliyor. Bu noktada aslında bizim bir yanlış anlaşılmalar oluyor. Bankalar bizi kendine biraz daha rakip görebiliyor. Halbuki ben burada hepimizin aynı gemide olduğumuzu ve birbirimiz için çalıştığını düşünüyorum. Burada Merkez Bankası'nın yeni çıkaracağı regülasyonlarla aslında bu noktada banka ve fintech ayrımını iyi yapacağını ve iki tarafın da haklarını gözeterek daha iyi bir ortam oluşturacağını düşünüyorum. Biz oradan bir sinerji yaratıp işbirliği tabii ki sektörde. Yani işbirlikleri sektörde var zaten. Yine başta söylediğim gibi genelleme yapmak istemiyorum ama bir takım bankalar da bunun farkında değil. Ama kamu tarafı bunun farkında olduğu için zamanla her tarafın birbirine sinerji yaratabileceği, ortak paydada buluşabileceği bir ortam olacağını düşünüyorum.
Şimdi başka bir noktaya geleceğim. Biraz Covid döneminde bu da arttı. İnsanların eve kapandığı dönemde. Zaten son dönemde çok gündemde olan bir şeydi. Çok konuşulan oyun sektörü. Dünyada hızla gelişiyor. Evet. Türkiye'de de aynı şekilde. Hatta işte geçtiğimiz aylarda Türkiye ilk unicorn'unu bu sektörden çıkardı. 2020 itibariyle dünya genelinde ulaştığı rakam 155 milyar dolarmış. Rakamları not almışım. Sizin de bu alana özel ilginiz var. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Ne tür ürünler sunacaksınız burada? Nasıl bir farklılık yaratacaksınız? Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi oyun sektöründe ödeme yöntemlerinin hemen hemen tamamı dijital. Bizim de ana iş kollarımızdan birisi dijital ödeme olduğu için sektöre ilgimiz büyük. Ayrıca benim kişisel olarak bu alanda ilgim var. Biz de bu alanda ödeme kısmında yerimizi almak istiyoruz. Burada bizim mevcut çalışmalarımız var. Belli başlı işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Henüz finalize etmediğim için şu anda açıklamam mümkün değil ama bu alanda işbirlikleriyle oyun oynayan ve oyun üreten tarafların yine iki tarafında kazançlı çıkabileceği, işlemleri daha az masraflı hale ve daha hızlı ve daha basit hale getirecek yöntemler üstünde çalışıyoruz. Yakın zamanda bununla alakalı da açıklamalarımız olacak. Sektörün böyle, sizin sektörün hacimlerine baktığınızda bu oyun sektörünün sizin sektöre katkısı nedir aşağı yukarı? Şu anda bir yüzde vermem zor olur ama çok yüksek. Çünkü burada baktığımız zaman oyun sektörünün ödemelerinin tamamı dijital. Biz başka mesela ticaret sektöründe de e-ticarette ödemeler dijital ama biliyorsunuz ki dükkanlarda hala nakit devam edebiliyor. Ama oyun sektöründe böyle bir şey olmadığı için tamamen %100 bizim faydalanabileceğimiz bir alan. Burada sadece iki tarafında kazançlı çıkabileceği ve iki tarafa da katkı sağlayacak iş modelleri üstünde yoğunlaşmak gerekiyor. Sadece tek taraflı düşünmemek gerekiyor. Biz de eskiden masanın diğer tarafında olduğumuz için hem onların ihtiyaçlarını biliyoruz hem de şimdi masanın ödeme kuruluşu elektronik para tarafında olduğumuz için bu tarafı biliyoruz. İki tarafında işini kolaylaştıracak sistemler üstünde çalışıyoruz. Yakın zamanda da bununla alakalı programlarımız olacak. Şimdi Londra'dan bahsettiniz, İngiltere'den bahsettiniz. Evet. Başka bir konuya geleceğim. Yani dünyada bu konuda öncü olan bir ülke açık bankacılık konusu. Sektör orada hem fintech sektörü hem bankacılık sektörü uzun zamandır bunun hazır, bu çalışmalara da başladılar. Türkiye'de de bu konuda adımlar atılıyor, önemli adımlar atılıyor. Dolayısıyla açık bankacılık konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz sıcak bakıyor musunuz? Bankalarla işbirlikleri düşünüyor musunuz bu alanda apilerle? Birlikte hangi bankalar var radarınızda, gündeminizde görüştünüz? Tabii. Şimdi bildiğiniz gibi bu elektronik para ve ödeme hizmetleri yetkileri BDDK'dan Merkez Bankası'na geçiş yapılırken iki yeni iş modeli girdi bizim hayatımıza. Bu iş modelleri de Avrupa'da yayınlanan PSD2 mevzuatında yer alan iş modelleri. Direkt açık bankacılıkla alakalı olan iş modelleri. Türkiye'de birçok bankada hali hazırda apisini açmış durumda. Fakat elektronik para ve ödeme hizmetleri özelinde açılmış bir api, herhangi bir api henüz yok. Burada çünkü Merkez Bankası'nın ikinci mevzuatı yayınlanmamış. Bu mevzuat yayınlandıktan sonra ki ben yakın zamanda yayınlanmasını bekliyorum. Biz de hızlıca müşterilerimize bu alanda hizmet vereceğiz. Şu anda hali hazırda görüştüğümüz bankalar var. Ama dediğim gibi ikinci mevzuat yayınlanmadığı için herhangi bir aksiyon alamıyoruz. Ama ön çalışmamızı yaptık. Bizim lisansın da biliyorsunuz belli bentleri var A, B, C gibi devam eden. F ve G bendi. Bununla alakalı yeni olan bentler. Tamamen açık bankacılıkla ile alakalı olan. Şu anda ikinci mevzuat yayınlanmadığı için Merkez Bankası herhangi bir lisans genişletme başvurusu almıyor bu alanda. Ve bu yayınlandıktan ve bu başvuruyu kabul ettikten sonra da buna başvuran ilk şirketlerden biri olmak istiyoruz. Peki İngiltere bildiğiniz için soruyorum. Oradaki işleyiş açık bankacılık tarafında beklentileri karşıladı mı yoksa hala orada daha yolun başında mı? Aslında ben orada sistemin oturduğunu düşünüyorum. Beklentiler karşılandı. Sonuçta siz de bilirsiniz eskiden kredi kartı ilk hayatımıza girdiği zaman her bankadan farklı farklı kartlarımız olur. Cüzdanlarımıza sığmazdı. Şimdi de her bankayla belli bir sebepten dolayı çalışmak durumunda kalan kişi veya işletmeler var. Bu noktada hepsini tek bir enstrümanda toplayıp kontrol etmek, hatta idare etmek, talimat vermek çok da hayatı kolaylaştıran bir şey. Bu yurt dışında uygulanıyor. Önümüzde aslında örnek bir rol model var. Hiç ilk defa yapılabilecek bir şey değil. O yüzden orayı iyi analiz edip orada yapılan hatalara düşmeden buradaki mevzuat yayınlandığı zaman bence çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü bahsettiğim gibi zaten bankacılıkta biz bunu başardık. Fintech'lerde de başarabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi daha yeni kurulduğunuz erken bir soru olabilir ama hedeflere geleceğim. Yani yurt dışına çıkma, açılma gibi bir hedef var mı? Yoksa önce Türkiye'de bir büyüyelim, pazarda olgunlaşıp ondan sonra mı yurt dışı?
Aslında ilk soruda buna biraz cevap verecektim ama şey yapmak istemedim hani çok daha erken diye. Siz sordunuz, iyi oldu. Biz burada Türkiye'deki lisans aşamasına paralel olarak Avrupa'da da elektronik para ve lisans başvurumuzu başlattık. Normal şartlarda bu yıl içerisinde Avrupa'da lisansımızı almış olacaktık. Ancak pandemi sebebiyle bu süreç uzadı. Şu an gözüken 2021'in ilk çeyreğinde oradaki lisansımızı da almış olacağız. Ve Türkiye ile Avrupa ödemelerini muhabir banka olmadan gerçekleştirip hem maliyeti hem de zamanı kısaltmayı hedefliyoruz. Yani Avrupa'dan Türkiye'ye para gelmesini kolaylaştıracak şeyler üstünde çalışıyoruz. Aynı zamanda yine en başta bahsettiğim gibi global bir oyuncu olmak isteyen Türk Fintech olarak yabancı firmalarla anlaşma yapmak istediğimizde hepsi Avrupa içerisinde bir lisansınız olmasını şart koşuyor. Sizle anlaşma yapabilmek için veya görüşme yapabilmek için bile bunu isteyenler var. O yüzden biz bu süreci başlattık. Zaman kaybetmek istemedik. Çünkü fintech alanı bildiğiniz gibi çok hızlı gelişen ve büyüyen bir sektör. Biz burada zaman kaybetmeden yerimizi aldık. 2021'in de ilk çeyreğinde oradaki lisansımızı alıp bu bahsettiğim işlere başlamış olacağız diye düşünüyorum. Ülke ismi vermenizde sakınca var mı şimdi? Aslında sakınca yok. Litvanya'da başlattık bu süreci. Özellikle fintech alanında birçok teşvikleri olduk için ve daha önce benzer firmalar orada bu süreci yaşadığını bildiğimiz için orada başlattık bu süreci. Şu an için olumlu gidiyor. Oradaki ofisimizi açtık. Şu anda 7 tane orada çalışan arkadaşımız var. Yakın zamanda da oradaki lisans sürecini bitireceğimizi düşünüyorum. Peki Litvanya'da açtınız. Diğer ülkelerde açma gibi bir plan var mı? Avrupa'da yoksa hani kıtasal mı? Yani Asya ve Amerika mı? Aslında daha sonra... şöyle lisanslama noktasında Litvanya bütün Avrupa için yeterli. Fakat ofis konusunda tabii ki özellikle Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde şubeleşme yoluna gideceğiz. Ama lisanslama konusunda kıta kıta gitmeyi hedefliyoruz. Öncelikle Avrupa kıtası, daha sonra Amerika, MENA bölgesi gibi böyle bir ayrım yapıyoruz. Peki biraz da yatırım tarafına gelelim. Önümüzdeki dönemde genelde fintechler belli bir büyüklüğe ulaşıp yatırımcılardan yatırım alıyorlar, yatırım turlarına çıkıyorlar. Sizin böyle bir planınız var mı yoksa CP kendi öz sermayesiyle büyümeye mi devam ediyor? Aslında kısa vadede bir yatırım beklentimiz yok. Öz sermayemizle bunu karşılayabiliyoruz. Ama uzun vadede ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Yatırım bir hedef değil, araç olarak kullanılabilir. Sonuçta biz de hedeflerimize ulaşmak için böyle bir araca ihtiyacımız olursa bunu kullanacağız. Bazı yeni başlayan startuplarda bunu görüyorum özellikle. Tamamen odak noktası yatırım almak üzerine oluyor. Bizim için şu anda öz kaynaklarımız yeterli. Ama sonuçta herkese kapımız açık, her türlü işbirliğine görüşmeye de açığız. Bu noktada eğer biz hedefimize, amacımıza ulaşırken yatırım da bize bir araç olarak katkı sağlayacaksa neden olmasın? Peki genel anlamda dünyada fintech sektörünün gittiği noktayı nasıl görüyorsunuz? Çünkü bir dönem çok revaçta ve popülerdi. Sonra Almanya'da özellikle Wirecard olayı ciddi bir soru işareti olarak aslında sektörün karşısına geldi. İlk kez fintech sektöründe bir nasıl diyeyim, dolandırıcılık, facia, bir sürü isim koyabiliriz. Çünkü bu tarz olaylar, vakalar dünyanın her yerinde bu sektörü etkileyebilir. Tabii. Açıkçası. Hem o Wirecard olayına nasıl bakıyorsunuz, hem dünyada o olay genel fintech sektörünün akışını herhangi bir şekilde etkiledi mi sizce? Bence etkiledi. Şimdi Wirecard özelinde özellikle Almanya gibi bir ülkeden insanlar belki böyle bir şey beklemiyordu. Ama şu anda şunun farkına varmış olduk. Belki bazı ülkeler regülasyonlarında esnetme yaparak kendinden unicorn çıkartmayı hedefleyebiliyor. Türkiye'de böyle bir şey yok biliyorsunuz. Gerek Merkez Bankası gerek BDDK tarafından her şey çok titizlikle yürütülüyor. Ama bunun Avrupa'da böyle olmadığı aslında görülmüş oldu. Burada tabii çok ince bir çizgi var. Bu tarz hataları getiren işin aslında orantısız büyüme olduğunu düşünüyorum. Biz de burada hedeflerimizi koyarken gerçekçi olma yoluna gittik. Orantısız büyüme peşinde değiliz. Bu tarz hatalara çünkü ben şahsi olarak kanaatim, lüksümüz yok. O yüzden biz bu tarz hataları yapmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama sektörün orantısız büyümesi karşısında regülasyonlarda farklı yabancı ülkelerde esnemelerden kaynaklı hatalar olduğunu görüyoruz. Halbuki o hata olmasa belki şu anda böyle bir durumu konuşmak zorunda kalmayacaktır. Burada iş biraz da regülasyonu koyan kurumlara düşüyor ve aynı zamanda şirketlerle bu regülatör kurumların sürekli iletişim halinde olması, sektörü ileriye götürecek ve hata yaptırmayacak şeyler noktasında görüş bildirmesi çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda bizim de şu anda biliyorsunuz ki
Ödeme Kuruluşları Birliği kurulacak. Kuruldu. Yakın zamanda yönetim belirlenecek. Bu tarz platformlarda bizim gibi şirketlerin regülatörle aynı ortak paydada buluşup iki tarafı da destekleyecek şeyleri konuşup hata yapmayacak, hataya mal vermeyecek şeyler üstünde uzlaşması bence önemli. Peki ürün anlamında baktığınızda ya da alan anlamında baktığınızda ilk olarak ilk üç ana alan hangisi olacak? Özellikle kart tarafında bir şeyler yapacak mısınız? Hedefler? Şimdi bizim ilk başladığımız nokta odaklandığımız sanal post ve elektronik cüzdan üstünde oldu. Tabii ki üçüncü nokta ön ödemeli kartta olacak bu cüzdana bağlı bir kart noktasında. Ama biz burada aslında uzun vadede kart kullanımının da nakit kullanımı gibi daha aşağıya düşeceğini ve tamamen mobil ödeme üzerine sistemin, dijital ödeme üzerine sistemin oluşacağını düşünüyoruz. O yüzden cüzdan yatırımımızı daha öne çektik. Ama tabii ki bu 360 derece çözümün içerisinde kart da bu işin olmazsa olması ve orta vadeli hedeflerimiz arasında var. Sanal post dediniz, o tarafta enteresan gelişmeler bekleniyor zaten. Ben yanlış hatırlamıyorsam, yani rakamlar şaşırtmıyorsa beni, 1,5 milyar gibi bir mikro işletme, 1,5 milyon gibi bir mikro işletme var Türkiye'de. Bunların da sadece %28-30'unda post kullanıyor diye biliyorum. Dolayısıyla bu özellikle mobil postlar, işte birçok kurum başladı bu mobil postlara, başta bankalar var, e-para kuruluşları, sanal post işlerini yapanlar var. Önümüzdeki dönemde çok yaygınlaşması bekleniyor. Siz o alana nasıl bakıyorsunuz? Biz özellikle mobil post, mobil ödeme yöntemlerinin çok daha hızla kullanacağını düşünüyoruz. Özellikle bu korona süreci bize bunu gösterdi ki eskiden bizim gibi sektörlerin ana odak noktası belli başta hali hazırda e-ticareti olan sektörlerdi. Fakat şu anda öyle sektörlerden talep alıyoruz ki sizin post belki nerede ihtiyacı olduğu bizim bile aklımıza gelmemiş olabiliyor. O yüzden bu noktada biz de mobil postun kullanışının artacağını, kullanımının artacağını düşünüyoruz. Bu alanda da yatırımlarımız var. Aynı zamanda da daha önce hiç sanal postla veya mobil posta işi olmamış işletmelere nasıl katkı sağlayabiliriz? Onların hayatına nasıl bunu sokup işlemlerini kolaylaştırabiliriz? Bunun peşindeyiz. Bu aynı zamanda hani hazine maliye tarafı içinde ciddi bir gelir artışı tabii, değil mi yani? Tabii. Sonuçta kayıt altına alma noktasında biliyorsunuz ki iyi bir enstrüman. Bu noktada mali tarafta da iyi bir katkı sağlamış oluyor. Sadece demin Wirecard meselesinde konuştuğumuz gibi buradaki yapılanmanın iyi olması gerekiyor. Yani baştan sistemin düzgün kurulup regülasyona uygun bir şekilde yapıldığı sürece bu alanda çok daha iyi gelişmeler olacağını düşünüyorum. Nezih Bey, son bir dakikaya giriyoruz. Size şeyi soracağım şimdi. Siz de genç bir girişimcisiniz ama uluslararası deneyiminiz de olduğu için önümüzdeki dönemde kendi girişimini kuracak olan, fintech kuracak olan genç girişimci adaylarına neler önerirsiniz? Özellikle burada benim deneyimlediğim, insanların sadece bir odak noktası olduğunda, sadece bir iş yapmak üzere yola çıktığında eğer bir fintechse başarılı olacağını düşünmüyorum. Sonuçta eğer siz ortaya bir ürün çıkartıyorsanız bu ürün birden fazla sektöre veya odak noktasına hitap etmeli. Tabii bu noktada da çok ince bir çizgi var. İnsanın odağını kaybetmemesi lazım. O yüzden benim tavsiyem mümkün oldukça daha fazla kullanıcıya hitap edebilecek fintechler üzerinde çalışılması. Tabii bunda da yine ana odak noktalar belirleyip bunun üstünde gidilmesi faydalı olacaktır. Peki Nezih Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Finansal Teknoloji'nin bugün sonuna geldik. Konuğumuz SİPE Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Sipahioğlu'ydu. Nezih Bey ile bugün e-para sektörünü konuştuk. Önümüzdeki dönemde sektörü neler bekliyor? Dijital ödemeler, mobil cüzdanlar üzerinde durduk. Açık bankacılık uygulamalarını konuştuk ve genç girişimci adaylarına yönelik tavsiyelerde bulundu kendisi. Çarşamba tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.